Yasanı kendi başımıza, kendi imkanlarımıza kaldıracağımı söz verdim. Ben sözümü yerine getirdim. Bu size Kahramanmaraşlı iş adamları reklam vermesin anlamına mı geliyor? Veya bundan sonra yani destek istememizin burada ne altında ne arıyorsun ben onu anlamış değilim. Siz ne kadar yaklaşıyorsunuz? Benim kadar Maraşlı bilmiyorum ama az vardı. Ben her hafta savaşa gidiyorum. 3-5 gazeteciyle toplantı yapıyorsunuz herhalde. Yani bir toplantıları hiç biz fark etmedik yani. Biz çağırmadık. Toplantı yaptığımız zaman, çağırdığımız zaman zaten gelmedik. Gelen arkadaşlar. Biz çağırmadık. 3 kişiyle çalışıyoruz. Başkanım 3 kişiye haber veriliyor. 3 kişi diye defalarca bize getirdik. Onun haricinde kimse çağırmıyor. İşte buradayız. Buradayız. Aile için bir istişare yaptık. Öyle yapıyoruz başkanım zaten. Başkanım bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Sizin kurumsal bir şirketiniz, bir basın sözünüz var mı? Allah aşkına doğru söyleyin bakalım. Bakın arkadaşlar, şimdi evet, dün bir toplantı yaptık. Bizim de eksiklerimiz olabilir. Biz de insanız. O eksikleri de gidermeye çalışıyoruz. Bunu da yani Maraş'ta sevilen insanlar, sayılan insanlarla bir yönetim oluşturacağız. Yani madem bizi sevmediler, yani biz buraya Kahramanmaraş Spor için savaşmaya geldik. Ama maalesef bizi sevmediler. Artık İrlanda'da olsa bu kadar zulüm görmez. Aydın Doğan Resulü oluyor. Aydın Doğan AKP güvetiz. Efendim? Çalıştığınız arkadaşlar sizi tanıtamadınız. Kimileri tanımak istemedi, kimileri kötü tanımak istedik. İşte kara para mıydı, o muydu, ak mıydı? Ya bugün Feridun Polat diye yazdığınız zaman ne olduğumuz belli olur kardeşim. Biz Allah'a şükürler olsun İrlanda'da değiliz. Elhamdülillah Müslümanız. Buraya Kahramanmaraş'a hizmet etmeye geldik. Bugün, dün 1461, şu anda Türkiye onu konuşuyor. Bundan güzel bir reklam var mı? Yok. Spordaki reklam budur. 50 trilyon verse 1461 bu reklamı yaparız. Futbolcularla ilgili antrenman yapıyoruz. Antrenmanla ilgili şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşım. Çıkmadıkları bize bildirildi. Bunun yani hata varsa bunun cezası da var. O cezası da cezası kalmaz. Ama başkanım bir dakika futbolcular diyor ki. Açıklama yapayım başkanım. Bu nasıl cihaz sistem haberçisinden nasıl olur ya kulübün içerisinde? Evet. İdare boşluğu yok yani o çocuklar yani sıkıntıya düşmüşler. Onlar da kendi kendilerine şu anda sorduğumuz zaman çok büyük bir hata yaptıklarının farkındalar. Nedeni gelince 3 gün çalışmadığı için yani Sakarya Sarıyer takımına 3-1 mağlup olarak geldik. Çalışmayana ekmek yok. Çalışırlarsa başarılı olurlar. Bu parasızlıktan dolayı 2 haftada 5 puan bıraktık. Biz bunu biliyoruz. Futbolcular da bunun farkında. Futbolcular da artık bundan sonra söz de verdiler. Onlar da bundan sonra artık ellerinden gelen değil artık daha fazla yapacaklar. İnanıyorum. Dayanıklı dövüş falan yok. Yani bunun danışıklı var. Dayanıklı dövüş. Danışıklı dövüş olamaz. Yani çünkü ben 5 puan almış olsaydım şu anda Kahramanmaraş 1 puan önde lider. Ben istemez miyim? Ben niye mücadele veriyorum? Evet. Bu sene Allah izin verirse sekteye uğramadan direkt birinci çıkmak hedefimiz. İnşallah. Evet Sayın Başkan, beni dinler misiniz? Şimdi siz geçen sene takımı alırken çok iddialarda bulundunuz. Biraz gerçekten anlattınız. Paraya ihtiyacınız olmadığını söylediniz. Ve bir üstte takımı çıkardınız. Onun için sizi tutuyorum. Yalnız Sayın Başkanım şunu bilmeniz gerekir. Kahramanmaraş Spor'a, yani Sayın Başkanım onun için tercih ediyorum. Kahramanmaraş iş adamları veya halk sahip çıksaydı zaten size lüzum kalmazdı Sayın Başkanım. Şimdi siz Kahramanmaraş halkından veya iş adamlarından yardım bekliyorsanız bana göre çok gerekli yardımı alamazsınız. Çünkü biz Kahramanmaraşlı olarak hiçbir zaman çok zamanlarda takıma sahip çıkmadık. Biz takıma sahip çıkmadığımız için siz bugün takımın başındasınız. Yani ben diyorum, siz bu Kahramanmaraş'ın ilerideki bu parasal sıkıntılarını hiç aklınıza getirmediniz mi? Yani, bir de taşıma suyla değirmenlere kadar dönecek yani kalıcı bir şey olması lazım. Daha sonra bir tane lige çıkaracaksınız. Böyle bir tane geldiniz. Yani böyle bir şeyi gözetmediniz. Biz bu sene iş adamları arkadaşlarımızdan reklam anlaşması sözü aldık. Aşağı yukarı 1.750.000 lira kadar söz aldık. Fakat birileri bunları son dakikada vazgeçiyor. O birilerini ben kimsenin günahını anlamadım. O birileri kendilerine bilir. Yani onlar olmuş olsaydı zaten bugün buna gerek yoktu. Yani reklam. Yani
Yani sadaka değil, reklam istiyoruz. Bu Türkiye'nin her yerinde bu mevcuttur. Gittiğimiz deplasmanlarda yüzlerce panolar var. Gelen taraftarlar görüyor. Bizim burada 4 tane kablomuz var. Ben mi utanmam? Yani reklam sistemine kadar... Al olmaz mı? Yani bizim üzerimizden de diyor. Hayır, biz şöyle söyleyeyim. Her pano için o kuruma para veriyoruz.